Mini mini çalışkan yediler Partikül Matematik kanalından herkese selamlar ben Melih hocanız. Evet sevgili 7. sınıflar nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde. Enerji tavanda dolu dizgin gidiyorsunuzdur. Çünkü bugün konumuz önemli. Yüzde problemler efendim günlük hayatta matematik ne işimize yarayacak hocam diye çırpınıp duranlara kabak gibi bir cevap olacak nitelikte bir konu açıkçası. Sağda solda mağazada kazıklanmayın diye Melih hocanız bugün size yüzde problemlerini çok net bir şekilde anlatacak. İçinden gireceğiz dışından çıkacağız. Ruhunuz bile duymayacak. Ama beyniniz bu konuyu çok iyi anlamış olacak. Merak etmeyin. Dolayısıyla 7. sınıf videolarımız devam ediyor. Sen hala aramızda değilsen çat. Kalbimizi böyle ortadan ikiye parçalar. Sağa sola atı verirsiniz. Dolayısıyla abone o olarak izlerseniz, abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Hepinize şöyle cıp 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 cıp, 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 cıp kalbimi gönderdim. Videoyu da tabii beğenmeyi unutmayın lütfen dedim. Ve hop şak kadına seni masmavi ekranımıza alıyoruz. Bugün derdi veya deniz, okyanuslar gibi çok güzel bir konu işleyeceğiz. Yüzde problemleri. Sen zaten yüzdelikleri az çok anladın. Bunu anlatmıştık. Bak bana beni kandıramazsın. Herkesi kandırabilirsin, beni kandıramazsın. Meli Hocan sana yüzdeleri çok net bir şekilde anlattı. Dolayısıyla temel olarak yüzdenin ne olduğunu bilmiyoruz. Hocam bu, bu ne böyle bir, bir kacızlık konusu bu falan diyorsan önce bir yüzde kısmını, yüzdeler başlığımızı bir izle. Ondan sonra buraya gel derim ben sana. Şimdi hazırsanız yüzde problemi çözeceğiz. Çok değişik, enteresan bir ders olacak. Hop chat, Birinci soruyla başlıyoruz. İlk sorular ısınma soruları olacak. Fakat daha sonrasında özellikle 4 5ten sonra kan gövdeyi götürecek. Kalbi olan izlemesin. Tansiyon olan dil altı hapını hemen alıyor. Bak uyarılarımı yapıyorum. Şekerinizi, tansiyonunuzu kontrol edin. Kan değerleriniz değişecek diyorum bu şeyden sonra ya. Bu sorulardan sonra kan değerleriniz değişecek. Hadi birinci soruyla başlayalım. 500 liraya satılan bir gömleğe. %30 indirim uygulanırsa yeni satış fiyatı ne olur? Şimdi klasik temel sorumuzdan başlayalım. 500 liralık bir gömleğimiz var. Tamam bizde o kadar para yok ama olsun bu gömlek var. %30 indirim uygulayalım. Bunun iki yolu var. Birincisi bu %30'unun ne olduğunu bulabiliriz. Bulamaz mıyız ya yani? ne olacak? Bir sayının bir sayının sevgili gençler %30'u nasıl bulunurdu? o sayıyla yüzdelik çarpılarak bulunurdu. Ve hocam ben böyle çok fazla büyük sayı çarpmayı sevmiyorum diyenler Melih hocanın tembellik sinapslarından faydalanabiliyordu. O da neydi? Çatçut. Çatçut. Alttan 2-0. Çatçut. Üstten 2-0. Hemen onlara bir ayıklıyorsun. Gönderiyorsun onları. Git 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 git. Hemen ayıkladın. Sonra 5 ile de 30'u bir zahmet çarparsınız herhalde. 3 kere 5 15 zaten. 150. 150 nedir hocam? %30'udur. Yani 500 liranın %30'unu buldum. Şimdi indirim diyorsa ne olacak? İnecek bu fiyat. 500 liradan ne yapacağız? 150 lira indirime gideceğiz. Zarar edebilir. O bizi ilgilendirmez. Dolayısıyla da 350'yi bulacağız. Ceyhan'a çakacağız. Üç, i̇kinci soruya geçeceğiz. Bak 3'e geçiyordum ha. Şimdi ikinci sorudayız. İşler değişti. Bu sefer de diyor ki sorumuz %20 karlı satışı 2400 TL olan bir tabletin. Bak bu fiyata tablet mi kaldı? Neyse. %20 kar ediyormuş bunu satan arkadaş. 2400 liraya satıyor ve bunun maliyeti kaçtır diyor. Şimdi ben öncelikle kavramları çok haberdar olmayan, ticaretle işim olmaz hocam benim diyen sevgili 7. sınıflara bir anlatalım. Kar ne demek? Kar. Onun şu şapkası var mı ağda hala ya? <laughs> Türkçe bilgim bu konuda eksik. Şimdi Kar demek gençler ee, yani kar etmek diyeceğim de ne demek diyeceksin. Yani bir ürünü mesela şu ürünü 100 liraya aldın diyelim 150'ye satmak yani daha pahalıya satmak ne olur sana para kazandırır. Aslında kar etmek para kazanmaktır tamam. Oradan bir gelir elde etmektir. Dolayısıyla da %20 karlı satışı 2400 lira diyorsanız bak birinci soruda anlatmadım ama burada ikinci yöntemle gidelim. Şunu demek istiyorsunuz demek istiyorsunuzdur aslında yüzde karlı demek bir ürünün aslında yüzde demektir tamam ve bunu bize vermiş 120'si 2400 yirmisi iki liraysa demiş maliyeti nedir şimdi maliyeti açıklayalım maliyet bu ürünün alış fiyatıdır. Tamam sana gelişi. Yani sen bu ürünü gittin toptancıdan aldın ya da bir yerden aldın. Kaç paraya aldın? işte o senin maliyetindir. Alış fiyatıdır. Dolayısıyla nedir? Yüzde ürünün yüzde yüzüdür. Tamam maliyet dediğimiz şey yüzde yüz demektir. Karlı demek yüzde yüzün üstüne çıkıyorsun demektir. Zarar derse de yüzde yüzün altına iniyoruz. Mesela yüzde yirmi zarar deseydi yüzde sekseni diyecektik. Tamam ama burada kar demiş. Mevzu anlaşıldıysa gerisi orada orantı koyacağız geçeceğiz. Ne yapacağız? %120'si 2400 ise %100'ü kaçtır diyeceğiz. Yani x. Biliyorsun yüzde problemlerinde en çok kullandığımız araç doğru orantıdır. Tamam %99'unu doğru orantıyla tokatlar geçersin. Hatta üstüne tepinirsin. O kadar yani. Çok basit yöntem. Burada da tabii çakallık çukulluk peşine koşacaksınız. O da nedir hocam? Ne, niye sen bizi çakallığa alıştırıyorsun daha bu yaşta. Alışacaksın. Matematiğin özü bu. Temelinde bu var. Bakacaksın burada 12 ve 24. Lan bunlar birbirinin iki katı diyeceksin. Ama tabii ki de sıfırlarda da bak bir fazlalık var. Yani iki kat değil de 20 katlık bir durum söz konusu. Dolayısıyla diyeceksin ki ben niye uğraşayım? Niye hamallık yapayım ya? X eşittir 100'ün 20 katı. Çünkü burada bir doğru orantı var ya. Üstteki 20 katsa alttaki de 20 kat olmalı hocam diyeceksin. Ve burada 2 burada bir tane 3 tane 0 şöyle dayayacaksın. 2000 lira vuracaksın Bursa'ya geçeceksin. Maliyeti 2000 liraymış. 2000 liraya alıyormuş. 2400'e satıyormuş. Sonra hocam biz niye okuyoruz? Ticaret yapalım bilmem ne. Pişt! Onun için mi anlatıyoruz biz sana bunları? Üçüncü sorudayız efendim. Bir ürüne uygulanan KDV oranı %20'dir. Şak! Hocam KDV ne demek? Şimdi burada KDV e, yani günümüzde gördüğünüz Türkiye e, ülke sınırları içerisindeki her üründe bir KDV vardır katma değer vergisi aslında vergidir tamam yani her üründe aslında siz devlete de bir miktar veriyorsunuz KDV bu vergi oranları değişiyor genelde yüzde %20 ama onu söyleyelim bazı ürünlerde telefon telefon mesela alıyorsun %50'si Araba alıyorsun %150'si devlete gidiyor. Dolayısıyla da bu o tarz bir vergi yani devletin aldığı devlete ayrılan miktar gibi de düşünebilirsin. Yani ben bu kalemi 100 liraya aldım o bütün şey şeye gidiyor satıcıya gidiyor değil. O satıcı da bunun işte vergisini devlete bir kısmını ödüyor bir kısmı kendine kalıyor falan. Şimdi KDV oranı %20'ymiş tamam. Diyor ki soru bu ürünün KDV'siz fiyatı 600 lira. Yani daha satışa çıkmamış. Bu ürünü almış 600 liraya ama devlet payını yani KDV'yi üstüne koymamış. Buna göre KDV eklendikten sonra satış fiyatı kaç lira olur diye soruyor. Şimdi birinci yolu anlatmıştık. Burada 600 liranın %20'sini birinci soruda olduğu gibi bulabilirsiniz. Ama ben ne yapacağım? Diyeceğim ki Lan bu ürünün bana gelişi yani %100'ü 600 liraymış. Burada en fikiriz. 600 lira. Ama KDV ekleyeceğim %20. Bak yüzdelik eklemek çok basit. %100'ün üstüne hemen ekleyin. Ne olacak? %120 olacak. Yani siz ürünü %120'siyle satacaksınız ki para kazanın. Dolayısıyla kaçtır diye soruyor. Yani KDV eklendikten sonra kaça satarız biz bunu diye sormuş. Yine bir çakallık çukulluk var burada. Tabii ki de çok bariz bir 6 kat var. E dolayısıyla burada da 6 kat olması lazım. Hocam 120 ile 6'yı çarparız. 720 bulur. Ceyhana vururuz diyeceksin. Tamam. Hocam peki kat çıkmadı. Hem her şey de senin istediğin gibi olmuyor hocam. Diyebilirsiniz. O zaman da içler dışlar. Yani 100 çarpı x eşittir. 600 çarpı 120 üzerinden de gidebilirsiniz. Burada zaten sıfırları sağlı sollu uçurdunuz mu? X'e ne kalıyor bakın yine 6 çarpı 120'den 720'yi bu şekilde de bulabilirsiniz. Bu da bonus. İkinci yöntem. Lan bana ikinci yolda anlattırdınız ha. Dedim ve dördüncü soruya geçtim. Geldik takım elbise olayına. Şimdi bir takım elbise maliyet fiyatı üzerinden yüzde otuz karla satılırken. Şimdi bir ürün var. Bunu biz hali hazırda zaten yüzde otuz karla satıyormuşuz. Bu satış fiyatı üzerinden baktık satılmıyor. Yüzde yirmi indirim yapılmış takım elbisenin indirimli fiyatını vermiş bize 312 lira olduğuna göre maliyet fiyatı kaçtır diye soruyor işte. Çok affedersiniz ama zurnanın zor dediği noktaya gelmiş bulmaktayız. Dolayısıyla kemerlerinizi bağlayın. Kendinizi şöyle iyice sıkın. Dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Burada şimdi genel olarak yüzdelik problemlerde işin içinden çıkamıyorsan bu işin başlangıcını bilmiyorsan ki bilsen çözeceksin. Yani bu takım elbisenin fiyatını bilsen hemen %30 karını üstüne eklersin. Sonra da işte o satış fiyatından %20'yi düşersin falan gidersin de adam sonunu vermiş sana. Sondan başa git diyor. Cık, gerek yok öyle. Hemen sen ben ben bu takım elbise bilmiyorum kaç para. Ama bu bir yüzde problemi. Hemen çat. Meli Hoca sesi kulağında çınlıyor böyle. Yedi mini mini ya da ne, ne diyor lan bu hoca diye böyle sayıklıyorsun içinden. Ve diyorsun ki ulan o bu hoca dör, bir şey söylemişti. Dördüncü soruda bir şey daha söylemişti bana. Yüzde problemlerinde yüz diyerek başlayın demişti. Değil mi? O zaman sen de yüz diyerek bu ürünün maliyetini yüz diyerek başlıyorsun. Ama yüz x de tamam ya da yüz k. 100 L falan. Hani 100x diye başla. Neden hocam 100 lira demiyoruz? Çünkü 100 lira diyemem. En nihayetine 312 liraya ulaşacağız ya. Net bir sayıya ulaşacağımız için 100 diyerek başlayamam. Tamam? Bunu da unutmayın. Şimdi ben 100x diyerek başladım. X kaç burada? Mesela X burada 5 olabilir, 2,5 olur, 3 olur. Bilmiyorum X'i bilmiyorum. Bulacağız ama. Bak nasıl bulacağız? Şimdi ben bu ürüne birinci adım çok basit ilerleyeceğim bak. Bak birinci adım bu ürünü biz %30 karla satıyor muyuz sevgili 7. sınıflar? %30 karla satıyormuşuz. Tamam %30'unu ekle üstüne. Çok basit kafadan ya hiç işleme falan gerek yok. Hiç uçlarınızı harcamayın oğlum. İsraf. Milli servet onlar. 130x olur. Ben bu takım elbise 130x'e satıyordum. Fakat biri geldi beni dürttü. Müdür müdür bu satılmıyor. acık indirim yap buna. Tamam. Hemen indirim kafası geldi bana. Dolayısıyla dedim ki lan bu 130 x satılmıyor. Buna hemen ne yapalım? %20 indirim yapalım. Ha burada işlem yapacağım. Nasıl yapacaksın hocam? E gideceğim 130 x'in %20'sini bulacağım. Çok basit. Direkt yüzdeliğini hesaplayacağım. Çat sıfır alttan, çat sıfır üstten, çat sıfır alttan, çat sıfır üstten 13 çarpı 2. 26 x'i de sakın unutma. Tamam. 26 x'lik bir indirim gelecek kime? 130 x'e. 26 x'i düşününüz efendim. Kaça gidiyorsunuz? 104 x'e gidiyorsunuz. İşte nihai durumumuz son final 104 x. Ben bu ürünü o kar yaptım, indirim yaptım derken 104 x'e satıyorum. Aa, bir de ne görelim? Soru bize bunu vermiş. 312 lira demiş. Dolayısıyla da final 104x eşittir. Lan yani 312'ye eşitmişsin sen deyip burada x'in kafasına vurabilirsiniz. Nasıl vuracağız hocam? E her iki tarafı 104'e böleceksiniz. 104'ler elveda diyecek gidecekler. 312'de 104'e bölerseniz merak etmeyin güzel sayılar verilir zaten. Burada x 3'tür. 3 kere 4 12. 3 300 işte tamam. Dolayısıyla x'i de 3 bulduğumuza göre artık en başa dönebilirsiniz. Hop. 100x demiştim ben. Bu ürünün maliyet fiyatına yani alış fiyatıma 100x demiştim. X'i bilmiyordum ama kim tutar, kim tutar beni? Beni kim tutabilir? Dolayısıyla da şuradan final'ımızı yapalım. 100 çarpı 3'ten artık onu da zihinden çarparsan 300'ü bulur. Deniz diye vurursunuz. Kapiş. Capuccino. Tamam anladık mı? Beşinci soruyla devam ediyoruz. Dediğim gibi işler kızıştı. %40 zararla satılan bir ürünün fiyatı 3600 TL'ymiş. Maliyet fiyatı kaçtır diyor. Aslında ikinci soruydu sanırım. Onun tersi indirimli değil de bu sefer zararını soruyoruz. %40 zararla bir ürünü niye satarsın? Neden? Bilmiyorum. %40 zararla satıyorsan ama sen o ürünü %60'ını satıyorsun demektir. Yani %60'la satıyorsun demektir. Ve bunu da sana demiş ki 3600 TL. Hemen maliyet dediği için maliyet bakın bizim için %100'dür. Bunu sakın unutmayın. Dolayısıyla da bana %100'ünü soruyor. Hoppa da x çektim çizgi. Hemen baktım yine bir çakallık çukulluk peşindeyim. 60 360 e, arasında yani 3600 arasında 6 kat var gibi gözükse de bir de sıfırım var. 60 kat var tamam. E burada 60 kat varken alttaki durur mu? Hani bana hani bana demiş. Dolayısıyla da x eşittir 100'ün 60 katını alacaksınız. O da ne olacak? 6000 olacak. Tamam bu soruyu da bu şekilde tokatladık. O yerde can çekişirken biz 6. soruyla devam edelim. Ve işte şimdi alkışlanacak bir soruya geldik. Soruyu okumadan alkışladım. Olsun. Şimdi okuduktan sonra bir daha akıştırırız. Ne olacak lan? Parayla mı? Şimdi x ve y doğal sayılar olmak üzere. X sayısının yüzde 10'u, Y sayısının yüzde 8'ine eşitmiş. Bak, 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 bak. Yüzde problemleri gördük de bu kadar çirkefleşen bir soru daha önce görmemiştik. Doğru mu? Doğru. Buna göre X, Y aşağı hangisi olabilir? Toplamını sormuş. Bak, hangisi olabilir diyor. Bak, Sorunun birinci çirkefliği, gelişi zaten bize çirkef. X'in yüzde 10'u, Y'nin yüzde 8'inde eşittir falan. Hani böyle bir kar yok, zarar, maliyet falan. Biz bunlara alışmıştık çünkü. Ardından bir de sayı vermeyip utanmadan, arlanmadan, X artı Y hangisi daha da üstüne çıkıp olabilir diye soruyor. Demek ki buradan ne anlıyoruz? X ve Y sabit olarak bulacağımız değerler değil. Lan. Çok sinirlendim şu an. Şöyle kalemi çat diye ortadan ikiye ayırıp kanalı kapatasım var. O kadar sinirlendim. Ama çözeceğim. Tamam bu da bizim işimiz işte. Allah kahretmesin. Şimdi gençler. Bu tarz soruda nasıl ilerleyebilirsiniz? Dediğim gibi bak. X, Y'yi net bulamazsın. Oransal bulacaksın. O yüzden zaten olabilir. Bak altını çizelim. Olabilir. Bu hizmeti de kimse yapmaz. Bak altını çiziyorum. Olabilir diye sormuş. Olabiliteli bir soru. Yani o da olur bu da olur ama biz aşağıdakilerden hangisi olur ona bakacağız. Tamam o zaman girişimizi yapalım. Önce bir denklem yazacağız. Denklemi nasıl yazacaksın? X sayısının %10'u demiş bana. Tamam. X'i ben biliyorum. Bunun %10'u nasıl bulunurdu? %10'la çarparak. Heh, bu eşitmiş. Paşam. Neye eşitmiş? Y sayısının %8'ine. Y'nin %8'ine. İşte bu. Sen bu denklemi kurduysan. Sen git müdür beyden diplomanı al. Hocam da ben 7. sınıf artık bana... Bu ne vız gelir tırs gidiyor diyor. Diyebilirsin yani gidip söyle bunu konuş açıkça vur kapıyı müdür bey çat diye. Ben bu soruyu çözmüşüm müdür müdür. Sen müdür 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 müdür, müdür. <laughs> Öyle bir şey vardı müdür müdür müdür. Sen bana ver diplomamı artık. Bana masraf etmeyin 7. sınıf için atarlanabilirsin. Ha, ondan sonra kulağından tutar fırlatır falan onlara ben karışmam. Şimdi şurada bak bir daha söylüyorum. X'in %10'udur bu. Bu da y'nin yüzde sekizidir. Bunlar da birbirine eşitmiş. Gel bunları eşitleyelim. Bunlar kardeş kardeş bize soruyu çözdürsün. Nasıl eşitleyeceksin hocam? Oğlum iki tarafta da çat çut. Yüzler gitti bile. Aha! Oğlum soruda da birden sıfırdan yüze çıktık. Üç saniyede sıfırdan yüze çıktık. Sonra ne yapacağız hocam? Sonra da şunları da bir sadeleştirelim. Bunu beş diyelim. Buna y'yi nereye götürüyorsun oğlum? Buna da dört diyelim. Hani onu ve sekizi şöyle ikiye böldüm sadeleştirdim. Ve elimizde kalan sağlar 5x eşittir 4y körler. Sağlar birbirine ağırlar. Şimdi 5x eşittir 4y'den nasıl devam edeceğiz hocam? Yine konu kilit. Burada yine konu kilitlendi soru kilitlendi. Buradan sonra yani soruya hakim olamıyorum. Hocam o zaman avukat ol. Allah! Allah! Ne <laughs> yaptın? Soruya hakim olamıyorsan avukat ol hocam. <laughs> iğrenç espriyle. Buz kestiğimize göre devam edelim. Şimdi gençler oran orantıda biliyorsunuz böyle bir eşitlik varsa şunu yapabiliyorduk. Bak burada 5 burada 4 değil mi? O zaman sen burada x'e 4 desen y'ye de 5 diyemez misin? Netice olarak 5 kere 4 20, 4 kere 5 20. 20 eşittir yani. Olur. O zaman ben x'i 4, y'yi de 5 alabilirim. Bunları da topladım 9. Ah şıklarda yok. Olmaz tabii oğlum. Olabilir diye sormuş. Aşağıdaki hangisi olabilir? Yani biz bunu yakalamaya çalışacağız. O zaman birazcık şunlara tekme atıp yükseltelim. Yani daha büyük oranlar verelim. Mesela x'e 4 vermiştik ya. Bunun atıyorum 5 kat yükselelim. Bu arada 8, 12, 16-20 diye de gidebilirsin de. Ben direkt yükseleceğim çünkü şıklar 45'ten başlıyor. Bize gelişi bu. Tamam. Hemen 5 kat yükseldim. 20. Burada da 5 kat yükseldim. 25. Tamam bunları da topladım. Hadi geçmiş olsun. 45. Yapıştır Adana'ya. Adana merkez patlıyor herkes diye. Bağıra çığıra soruyu çözmüş ol. Peki hocam diğerleri olmaz mı? Mesela bak bunu 6 katına gitseniz. 4'ün 6 katı 24. 5'in 6 katı 30. Bak toplayınca ne oluyor? 54 oluyor. Var mı şıklarda 54? Olmaz. Olursa yanlış olur. Aynı iki tane şık. Yani ikisi de doğru. Olabiliteli bir soruda iki tane olabilen değer karşına gelmez. Tamam. Dolayısıyla uzatmayalım. Mevzu Adana diyelim. Noktayı koyalım. Anlaştık mı? Çok güzel, çok klas bir soru. Tamam. Geçtim 7 sorumuza. Şimdi dedik Tansiyonu olan izlemesin dedik. Ben bu uyarımı yaptım. Böyle kalpten pıtır 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 sonra bütün yedi sınıflar darma duman olmayın ha. Bu da öyle bir soru. Bir sınıftaki öğrencilerin yüzde kırkı erkekmiş. Tamam. Soru çok güzel başladı. Ama sonrası yine çirkefleşiyor. Kız öğrencilerin iki bölü beşi, erkek öğrencilerin üç bölü sekizi resim kursuna kayıt yaptırmış. Hepiniz girsenize işte kursa. Buna göre bu sınıftaki resim kursuna kayıt yaptıran kız öğrenci sayısı kayıt yaptırmayan erkek öğrenci sayısının yüzde kaçıdır? Ben bu kanalı açtıktan sonra yaşlandım. Bu soruları çöze çöze yaşlandım. Tamam. Birden her yıl 5 yaş ilerliyorum ben. Mesela siz e, her yıl bir yaş kutluyorsunuz. Ben her yıl o, mesela 5. yaş kutluyorum. 10, 35, 40 falan. Ben böyle gidiyorum yani. Tamam. Şimdi ne demiştik? Yine Meli Hoca'nın o sesi kulağında çınlıyor değil mi? Ulan yüzde problemi var. Nasıl başlasam? Nasıl? Ulan bu sınıf kaç kişi? Kaç kişi olduğunu bilsen çözeceğim soruyu. Yok bilmiyoruz kaç kişi. Meli Hoca çınlıyor. Ne diyordu? Ne diyordu o? Bu adam ne diyordu ya? Bağırıp çarpış şey anlatıyordu bize. Yüzde problemini yüzde başla diyordu. Ah be! Değil mi? Öyleydi. Yüzde problemini. O zaman diyeceğim ki kardeş bu sınıf yüz kişilik. Hadi yüz demeyelim. 100x diyelim. Tamam. Ha burada 100 diyebilirim bu arada. Neden? Çünkü olayın içerisinde yani sayı yok. Yani sadece yüzdelik var, oran var. Dolayısıyla buradan hani rahat çıkardık. Ama ben yine de temkinli davranalım. Hadi siz de öyle davranın. 100x diyelim. Şimdi bu arkadaşlarımızın yüzde 40 erkekmiş. O zaman erkek kız ayrımını hemen yapabilirim. Erkekler yüzde 40'sa 40x. Kızlar ise e, geri kalan 60x. Tamam Şimdi kızların 2 bölü 5'ini alalım. Gel kızların 2 bölü 5'i. 60 x'in 2 bölü 5'ini alıyorum. X'i koymayı unutun hoca. Yanlış yaptın soruyu. Hemen yoruma gideyim de hocaya çemkireyim falan. Yapmayın böyle şeyler. Hemen yorumda hazır klavyede hazır bekleyenler var ya. Şimdi sırf videoyu o yüzden izleyenler falan. 5 ile 60 sadeleştirdim. Burası 12. 12 kere 2. 24 X. Bak bu ne biliyor musun? Bu kız öğrencilerin resme gidenleri tamam mı? Bu nedir? Resme gidenler. Uzun uzun yazmayacağım. Geldim erkeklere. Erkek arkadaşlarımız 40x tamam mı? Şimdi 40x bunların da 3 bölü 8'i gidiyormuş. O zaman 3 bölü 8 ile çarpıştırıyorum ben bu işi. 8 ile 40 sadeleşti. 5, 5 kere 3, 15x. Bu da e, erkeklerin resme gidenleri tamam mı? Bunları yazmayı unuttuk. Bu kızların resme gideni. Bu da erkeklerin resim kursuna gidenleri. Şimdi geldim soruya. Resim kursuna kayıt yaptıran kız öğrenci sayısı. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Resim kursuna kayıt yaptıran kızlar bunlar. Tamam. 24 ikisi. Cepte. Kayıt yaptırmayan erkek öğrenci sayısı. Tembeller. Resim kursuna değil hemen. Nereye? Futbol kursuna. Basket kursu falan. Lan girsenize biraz sanatla sepetle uğraşın. Yok. 60 15x gidenler bana gitmeyeni lazımmış. Bak kayıt yaptırmayan diyor. Dolayısıyla erkekler 40x'ti. Tamam mı? 15x'ini ne yapıyorum? Düşüyorum. Ee, ne kaldı? 25x kaldı. İşte bu da nedir? Bu da alabilirsem kalemi. Bu da erkeklerin erkeklerin resme gitmeyenleri. Çarp koydum. Tamam? Şimdi diyor ki, resim kursuna kayıt yaptıran kız öğrenci sayısı yani 24x kayıt yaptırmayanın yüzde kaçıdır? 25x'in yüzde kaçıdır diyor. Oo! Oğlum, bu nasıl bir sert bir soru? Gerçekten değişik. Tamam? Şimdi diyor ki yani 25 e, bir daha anlatacağım. Burayı bir daha bir iyi anlaman lazım. Resim kursuna kayıt yaptıran kız öğrenci sayısı, tamam mı? 24x diyor ki kayıt yaptırmayan erkek öğrencinin yüzde kaçı? Yani 25x'in yüzde kaçı kayıt yaptıran kızlara eşit. Yani 24x'e eşittir. İşte bunu sormuş sorumuz. Gerçekten sert. Gerçekten çirkef bir soru. Yazıklar olsun. <laughs> Böyle yüzde problemim olur. Şimdi sıkıntı yok. Bak çok rahat çözeceğiz. Yaklaşıyorum. Şu, şu problemi çözemezsek biz intihar ederiz. Çözeceğiz. Sana en başta ne demiştim? X vermemize gerek yok demiştim. Zaten sağlı sollu X'ler gitti sadeleştirme. Canımız ciğerimiz. 25'e böldüm 1. 25'e böldüm 4. Ha, al bu 4'ü de karşıya sıpıt. 24'ün yanına. Tekme teoremi. Bölmeyken çarpma geçecek. O zaman ne olur? Soru işareti zaten burada yalnız kalır. Soru işaretini de bulmuş oluruz. Soru işareti eşittir. 24 çarpı geliyor yanına 4. 24 kere 4. 4 kere 4 16. Elde var 1. Dört kere iki sekiz bir de elde 9 Yüzde doksan Geçmiş olsun. Bir alkış hak etmedin Bir alkış hak etmedin mi be? Tamam şımarmayalım. Tamam şımarmayalım. Alt tarafı çoğu çözdük. Bir tane soru çözdük. Tokatladık işte. Diğer tokatladığımız yüz binlerce soru gibi bunu da tokatladık. Tamam. Çok klas bir soru. Çok sert. Lütfen baştan bir daha dinle. Tamam. Dedim ve sekizinci soruyla devam ediyorum. Şimdi geldik son sorumuza. Bir mağazada satılan kazağın satış fiyatına yüzde 40 indirim yapılıyor. Buraya kadar güzel. Ardından bu ürüne yüzde 60 daha indirim yapılıyor. Hocam bedavaya satıyorlar. Koşun hocam neresi bu? Ürünün satış fiyatı ilk duruma göre değişmiş başka doğru olarak verilmiştir? Zaten A şıkkında kabak gibi koymuşuz. Hemen işaretleyip geçelim hocam. Bu <laughs> sesi vermezsem olmazdı. Tamam bizim olayımız bu. Tamam bu sesi. a zort sesini. Bir gün zort sesi de ayarlayacağım burada. Böyle zort diye ses çıkacak tamam mı? Şimdi sevgili gençler. İşte sağda solda kazıklanmayın. Millete rezil olmayın diye bu problemi çok iyi dinliyorsun. Şimdi bir. Nasıl başlayacağız da bu soruya? Yüzde problemi. Nasıl başlasaydık? Melih Hoca ne demişti ya? Yüzde başla demişti. Bu kadar ya. Ürünün ürünün satış fiy şey e, fiyatı 100 lira. Bitti. Sen şimdi buna %40 indirim mi yapıyorsun? Al gel yapalım. %40'ını düş. Zaten 40 düşeceğiz direkt. 60. Sonra bir daha %60 daha. 60'ın üstünden %60 daha inecek. Tamam mı? Dolayısıyla hemen 60'ın %60'ını hesaplıyorum. Tabii ki de cart curt cart curt. 6 alt 6 36. Demek ki 60'tan 36 düşeceğiz. Tamam. Bu arkadaşa %60 indirim uygularsanız 36 lira inecek. E 60 olan arkadaş 36 lira ucuzlarsa 24 liraya düşecek. Dolayısıyla bizim son fiyatımız işte bak gördün mü? 24. Neymiş de hocam bedava oldu hemen koşup alalım. %40 hocam burada %60 daha da indirim var %100. Yani öyle şey olur mu? Bu kadar basit mi matematik ya? Lütfen. Dolayısıyla hocam hadi gidelim Bursa'ya vuralım. Of bak. Bak canım sıkılıyor. <laughs> Kendi kendine sinirlenen hoca. Şimdi tabii ki de %24 azalma gibi bir durum söz konusu değil. Fiyat 100 ken 24 olmuş. Lütfen dikkat. 100 ken 24 olduysa 100'den 24'ü çıkartıyorsunuz. Ve yüzde totalde %76 azaldığını buluyorsunuz. Denizli'ye vuruyorsunuz. Anlaştık mı? Bu yüzde probleminde bu şekilde tekme tokat yere serdik. Tamam Tokatladık yani. Tokat manyağı oldu bu soru. Dedim ve bitirdim. Sevgili edin sınıflar mini minibiler. biler. Çalışkan yediler. Bu ve benzeri çalışmalarımız devam ediyor bak. Ama sen bak abone olmadan izleyenleri görüyorum. Duyuyorum. Bana dedikodular geliyor. Yapmayın böyle şeyler. Yazık günah. Tamam. Gerçekten bu soruları hazırlamak dizgi ee, dizgisiydi, işte videosunu çekmesiydi, montajıydı, size sunmasıydı, yüklemesi ciddi bir iş, efor, emek dolayısıyla sizlerden de sadece bir abonelik ücretsiz. Şartsız, şursuz, kefesiz. Ne yapıyorsun? Bir abonelik ve bir de videoyu beğenerek bizlere destek oluyorsun. Sen şimdi cicim aylarındasın. Sen şimdi 7. sınıf. Vallahi helalim. görüşen çok yok. Seneye bam diye LGS senen olduğunu hatırladığında işte o zaman işler değişir. Tamam? Ama merak etme biz o zaman da yanındayız. Tamam biz her seferinde her ne olursa olsun yanındayız. LGS kampına da gireceğiz seninle. Yazın da seninle LGS kampı yapacağız. Ne oldu? Sen yazın böyle cıppır 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 böyle denize gidecektin. Böyle fıçık 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 sularla falan oynayacaktın zannettin değil mi? Lan öyle bir şey olur mu? Yazın burada böyle terleye terleye şuradan böyle akacak terler tamam mı? O halde biz LGS kampı yapacağız kaçırmamak için abone olmayı unutmuyorsun. Sadece yapman gereken bu kadar. Geri kalan da ben sana duyuruları hem buradan hem Instagram'dan pat 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 duyuracağım. Erken bile başlayabiliriz. Belki Mayıs civarı olabilir. Haziran'ın hemen başlarında da yapabiliriz. Denk al. Ayağını denk al. Tamam. <laughs> Takip etmeyi unutmayın. <laughs> Sizleri seviyorum. Ee, ve e, sınav öncesi de yine yazılı kamplarımız olacak. Onlara da bekliyorum. Bombastik bir şekilde bu yılı tamamlayalım. Tamam. Dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın.